Vay be kardeşim be. Demek senin de baban yakta ha. Ya sorma ya. Abi Miami'deyim. Yatta oturuyorum. Tak Mertcan aradı. Mertcan kim lan? Ya Mertcan benim kankim, tamam mı? Çok samimi arkadaşım. Yani süper insan aslında ama. He. Ya işte Burak dedi. Oğlum golf turnuvası başlıyor dedi. Ya ben golfe bayılırım. Katılacak mısın dedi. Tabii katılırım kanka dedim. Bayılırım çünkü golfe. Tadı nasıl lan, güzel mi? Golfün mü? Yemek değil o. Golf zenginlerin arasında oynanan garip bir oyun. Neyse abi, atladım ben de babamın jeti. Hop geldim yani. Vay benim lavuk kardeşim. Demek babanın jeti var ha? Ha var. Var birkaç tane. Sonra ne oldu? Sonra babam beni karşıladı havaalanında. Yanında böyle iki tane şey. Ya hani böyle kollarından tutup götürüyorlar ya asker bunlar. Neydi onların adı ya? İnzibat, inzibat. İnzibat. Ya sürekli bu kelime uçuyor kafamdan benim. Abi neyse böyle üç kişi arkadayız biz. Önde peder gidiyoruz böyle. Aa ileri bir baktım. Acayip bir curcuna, bir gülüş, bir cümbüş böyle. Davullar, zurnalar, en büyük asker, bizim asker muhabbetleri falan oluyor. Dedim ki herhalde bizim peder askere gidiyor bu saatten sonra. Benle de vedalaşmak için havalarına falan gelmiş zannediyorum. Meğersem ben gidiyormuşum ya. Yani anlayacağınız Mertcan bana yalan söylemiş. Hepsi bizim pederin bir oyunuymuş ya. Vallahi. Vay be kardeşim be. Demek en yakın arkadaşın sattı seni ha. Ya öyle deme ya kanka. Mertcan çok iyi adamdır. Konuştuk biz ondan sonra onunla. Çok üzüldüğünü falan söyledi. Peki şimdi ne yapıyor o Mertcan Yamuğu? Şu an Atlantik'te. Babam ona ödül olarak bir yat almış. Öyle dolaşmaya çıkmış bizimki de. Ya ben burada olmasaydım kesin şimdi yanında olurdum onun ya, vallahi billah. Bak lavukcuğum, şimdi sen burada olmasaydın o da orada olamazdı. Anladın mı mevzuyu? Görüyor musun dede işte, herkesin derdi başka. Felek böyle bir şey işte. Zengin fakir demeden adama sağlı sollu girişiyor ya. Hayda söyleyeyim mi asker? Sağ ol canım. Anam. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Bu ne hal? Kafalarda kepler yok, palatkalar takılmamış. Bu ne laubalilik? Ana kudamı burası atken odamı, ha? Kim öttü? Kim öttü? Devam ver atken, kim öttü? Ben ötüyorum komutanım. Burak Saraylıgil, İstanbul. Ver bakayım ten o numara. Sana atkeriyede telefonun yatak olduğunu söylemediler mi evladım? Ya söylediler de komutanım bana pek inandırıcı gelmedi ya. Ya bu cep telefonu acayip alışkanlık yapan bir şey ya. Bu cep telefonu olmayınca kendimi sudan çıkmış balık gibi hissediyorum. Ver bakayım ten onu bana, ver. Ben teni öyle bir inandırırım ki bir daha telefonun teyidi gelmedi aklına. Ya bari kimin aradığına baksaydım komutanım ya. Nizami Şınav! O kim ya? Nizami Şınav. Nizami Şınav. Ben öyle birisini tanımıyorum ki komutanım. Nizami Şınav pozisyonu al! Ha Şınav. Pardon. Yüz Şınav tekilecek. Başla! Bir. İki. Üç. 57, 58, kaç etti asker? 58 komutanım. Güzel. 1, 2. Hayırdır inşallah, yine başa döndük. Konuş başlar. Bundan sonraki eğitimin felsefemiz bu. Kurunun yanında yatma yanında. Eğer tek bir telefon daha yakalarsam, hepinizi yine aynı şekilde cezalandırırım. Çünkü sizin adam olacağınız yok. Anlatıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Yine kim öttü? Yine ben ötüyorum komutanım. Atel kalk. Söyle bakalım. Senin babanın cep telefonu bayi mi var? Hayır komutanım. Cep telefonu fabrikası var. Tayvan'da.